atmıyor musun? Gel yanıma. Bana neden söylemedin? Bu tek başına taşınacak bir yük değil. Gel buraya. Oh be, ev gibisi var mı? Vallahi içim kurudu hastanede. Neyinizi eksik ettik? Her gün tepsi tepsi yemek yolladık hastaneye. Şöyle sofrada kaykılıp mis gibi yemeğiyle bir mi? Ya şu Memo'yu da çağırın. Oğlanın karnı sıcak yemek görsün. Çağırdık. Ben çocuklarla yedim, tokum dedi. Dışarıda yolladıklarımızdan yemiş. Allah Allah. Kız, yoksa bir durum mu oldu aranızda? Aramızda bir durum olması için önce aramızda bir durum olacak bir durum olması lazım Bekir abi. Ne diyor bu Fatma ya? Tercüme ediversene. Haklı. Kız boş boşuna kaç aydır işgal ediyor. Ya saçma sapan konuşmasana. Bu koltuk mu işgal ediversin? Allah Allah. Acık tanıyalım, anlayalım birbirimizi diyor oğlan. Fena mı? Acık anlaması kıt galiba Bekir abi. Şimdiye adam olan adam ezber edip birincilikle bitirirdi. Öyle derin derin anlayacak ne varmış? Hayriye işte, arkası önü bu kadar. Aa, öyle deme Dicle abla. Hayriye ablayı anlamak kolay mı? Erkencisin Bekir abi. Ne o, rahatsız ettik? Buyur Sermet, çekinme. Estağfurullah abi, çay alacaktım. Al. Şey etmeyin ha Hayriye Hanım, bu kafi. Aa, yersiniz Sermet Bey. Dur be. Bütün gün ayaktasınız. Allah Allah. Yemeğini hadi. Ya dürtükleyip durmasana insan, ne var? Aa, bir şey yok, özledim seni de ondan kocacığım. Bak kolunu seviyor. Bekir abi, vaziyete bakılırsa bu sefer Sermet için isteği vereceksin Hayriye'yi ağamdan ha? He, ben bu evin delisiydim çünkü. İşim kalmadı da sırayla evdeki bütün olanlara Hayriye'yi isteyeceğim. Allah Allah. Hadi sofrayı kurun hadi. Bugün ağız tadıyla oturtmazlar bu sofrada. Bütün köylüsü kasabası geçmiş olsuna hücum eder bugün. Yemek hazırlanacak hadi. Yemeyenin malını yerler. Ben yediydim abi. Olabilir. Bir daha yersin. Bensiz de boğazlarından bir şey geçmez. Günaydın Bekir abi. Günaydın kızım. Davetiniz nasıl geçti? Çok iyi, çok eğlendik. Buyur Memo abi. Çay veren mi? İçeriz olur. Memo abi. Sen bir şey yapacaktın hani? Neydi unuttum. Neydi acaba Zeynep Hanım? Hayriye ile ilgili bir şeydi ama araya kazalar falan girdi. Hatırlayamıyorum. Aşk olsun sana vallahi Zeynep Hanım. Sen de mi uydun bunlara? Hafıza gitmiş. Allah. Tam bunak. Günaydın. Ne eğlendik değil mi? Vallahi öyle. Bunu sık sık yapalım. Niye erkenden kalktın? Kaçta geldiniz lan? 1 filandı galiba. Davet güzel miydi Salih? Çok güzeldi. Ne işi vardı Hamzaoğlu Tamer'in orada? Orada olduğu yetmiyormuş gibi de kızı dansa kaldırmış eşşoğlu eşek. Oğlum mani olsaydınız ya. Size ne ya? Kimin ne isterse dans eder. Dadısı mıyım ben onun? Hanımının canı dans etmek istiyorsa sırasında sen edivereceksin ki yabancı ilan etmesin. Seni niye götürüyorlar ki yanında ha? Sen öyle mi yaptın Dicle abla? Seymen ağam yabancıyla dans etmesin diye mi zamanında ortalara attın kendini? Pek işe yaramamış galiba he? Ulan eşşoğlu eşek! Geberteceğim ulan seni! Bu defolup gidecek buradan Fatma! Hiç bana karşı durma! Gidecek olan biri varsa bu eşek dille gidecek. Uzun sürmez, gelin döndü. Bekle dediydi dersiniz. Ben hiçbir şey anlamadım Hayriye. Ne olmuş? Dicle ile ağam dans mı etmiş? He. Küçükken bir düğünde dans etmişler. Onu diyor. İyi ne var bunda? Bekir abi niye oğlana vurdu? Bunun için çocuk dövülür mü? Canım o zamanlar bir erkekle bir kız dans edince kızlar hamile kalırmış. Canım eski zaman işte. O zamanlar öyleymiş. Dans edince kızlar hamile kalırmış. Asya Gülcene masayı kaldır. Allah cezanı vermesin. Ne yapıyorsun ya? Kalksana kız, kocan uyandı. Ya uyansın ya. Bak geliyor ama. Üf, Ya ilk defa normal bir yatakta uyurum. Bırak akşama kadar yatacağım. Ya iğrençsin. Şimdi ben sana gösteririm ha. Sakat bir insana ya saldırmak ha. Gel buraya. Ah, gel. Bacağım. Ay, tamam dur. Adi numaracı. Ne istiyorsun? Tamam al, kalktık işte. Buyurun kocacığım, sizin için ne yapabilirim? Beni kaldır, giydir, sonra da kahvaltıya indir. Tamam, sonra da mamanı yedirir, gazını çıkartırım. Evet, geliyorum. Şöyle biraz doğru. Ama olmuyor Bahar Hanım. Düğme de böyle açılmaz ki. Ne var canım? Açıyoruz işte. Zor açılıyor. Çabuk aç o düğmeleri. Gel buraya. Neredesiniz kızlar? Buraya bakın. Günaydın. Oo küçük hanım. Ben bugün kalkmazsın artık diyordum ama. Akşam kaçıp gitmişsin. Gece de bacadan girdin herhalde. Hiç ses duymadım. Anneciğim sana çay getireyim mi? Kızlar ortalıkta yok. Bırak. Sen otur yanıma. Gelirler şimdi. Hayriye, Asya. Buyur abla. Hadi biz başlıyoruz kızımla. Bize çay getir. Tamam abla. Sınavın nasıl geçti? Beklediğimden de iyi geçti anne. İyi. Yalnız abin hastaneden çıkarken burada olmaman ayıp oldu. Bekleyip öyle gitseydin. İzin verir miydin? Verirdim tabii. Artık sen koca kız oldun. Niye vermeyeyim? Sınıf arkadaşlarınla eğlenmen gayet normal. Hepsi akranın. Tanıdığımız, bildiğimiz çocuklar. E nasıl geçti? Eğlendiniz mi? Evet çok. Acayip dans ettik. Salih'le mi ettiniz? Aman o salak yürümesini bile bilmiyor. Nasıl dans edecek? Herkesin bir yetişme tarzı var sosyal hayatta. Aa, kim bu saatte ya? Alo? Günaydın Zeynep Hanım. Bu sabah ilk konuştuğunuz kişi ben olmak istedim. Galiba yanlış aradınız. Ben Zeynep değilim. Kim? Bilmiyorum. Bilmiyorsan neden ben Zeynep değilim dedin? Tanımadığım kimseyle niye konuşayım? Zeynep, bana bak. Çalsın. Oğlum soğutma hadi. Günaydın. Hoş geldin yahu. Hoş bulduk dayı. Ne o? Dün yüzünü bile göremedik. İnsan geldiğinin dakikasında çıkıp gider mi oğlum? Kusura bakma dayı, çıkmam gerekti. Hakan uyuyor mu? Uyuyor anne. Ne zaman? Bu konuştuğun Zeynep Karadağların kızı Zeynep değil, değil mi oğlum? Beni mi dinliyorsun Kader Hanım? Dinlerim dinlemem. Sen bana cevap ver. Evet. Dün gece Meral'lerin davetindeydi. Ne kadar büyümüş öyle. Çok güzelleşmiş. Bana bak Tamer. Gelir gelmez başıma iş açmayayım oğlum. Ortalık daha yeni yatışıyor zaten. Osman dayım bitti, şimdi de sana mı çengel attılar? Karadağ kadınları çok güzel oluyor anne. Bizim bir suçumuz yok. Güzellikleri batsın. Ama seni o kızın etrafında görürlerse bir tarafını kırıverirler zaten. Ben niye çenemi yoruyorum ki? Ya gelir gelmez kız davası mı çıktı? Gene kimin canını yaktın? Karadağların Zeynep'i görmüş pek beğenmiş de dayısı. Onu anlatıyor. Onu nereden görecek bu be? Kıza evden burnunu çıkarttırmaz onlar. Bir evin bir prensesi. Senin damarına basmak için uyduruyordur. Merhaba Zeynep Hanım. Nihayet arayabildiniz. Uygunsuz bir zamanda aradım galiba. Aradığında tam annemle masadaydık. Özür dilerim. Senin aradığını söyleyemezdim. İyiyim, sen? Pek sayılmaz. Erkenden uyandım. Ay gelemem. Ben yalnız çıkamam ki. İmkansız. Öyle güvenlik için herhalde. Bilmiyorum. Ne? Daha neler? Ay imkansız. Peki denerim. Tamam. Aa olmaz, 2'den önce olmaz. Daha abimi bile görmedim. Hem erken çıkarsam dikkat çeker. Tamam. Gel kuzum, gel kuzum, otur. İçeride havalar çok bozuk. Ne oldu bunlara? İş çok ya bugün. Kavga çıkmıştır. Kimse kalkmadı mı? Kız kalktı ama esrarengiz bir hayranı aradı. Bir numaralar çeviriyor. Odasına gitti. Geç bile kaldı. Görücüler gelmeye başlar artık. Şunun ağzını arasana bakalım. Kim arıyormuş? Öbür mevzu kapandı galiba. Ah, oğlana salak falan diyor. Dans bile edemiyormuş. Olacağına bak. Meral uyansana artık. Ya aklını bana ver, vızıldayıp durma. Dinle, kim aradı bil. Tamer. Evet ya. Dinle, bana bak. Sizin evin arka kapısı var mı? Oh, nihayet teşrif ettiniz Seyhan Bey. Bu ne uyku böyle? Bir çay versene Hayriye. Hemen ağam. Ne oldu Seyhan? Sakın gibisin. Abim çocuğu öğrendi. Nasıl karşıladı? Berbat. Siz daha armut toplayın. Ocağımıza kibrit suyu döktü soysuzlar. Ne olacak o Haydar? Abim benim eve çıkmamı bekleyin dedi. Çıktı, tamam. Onun hesabını bir an önce görün. Yoksa ben göreceğim. Ben ona Hamzaoğlu konaktan gidip almasını bilirim. Sen o işleri bize bırak artık anne. Karışma anne sen. Bir bildikleri vardır herhalde. Niye orada tutuyorsunuz onu? Zaten 20 gündür olmayan münasebetsizlik kalmadı. Hastanenin önünde Ali'nin adamları. Haydar onun konakta. Evin önünde abuk subuk adamlar. Bugün ikiniz de oturup bana hesap vereceksiniz. Neden artık bana kimse bir şey söylemiyor? Bir anlayalım bakalım. Bazı yeni bilgileri sindirmeye çalışıyoruz anne. Bu bilgiler o kadar eskiye dayanıyor ki bize anlatılan hiçbir şeyin bize anlatıldığı gibi olmadığını görmeye başlayalı biraz dilimiz tutuldu açıkçası. Yumağı ayıkladığımız zaman seninle de konuşacağız. Kaçak, günaydın. Günaydın abi. Gel kız, yardım et. Terbiyesiz şey. Eve dönüyoruz, hanım gezmede. Ben sana soracağım bunu. Gelip gelmeyeceğin kesin değildi, ne yapayım? Konuşma. Git bana çay getir çabuk, çabuk. Bahar'ın dolabını da talan etmiş. Giriyor şimdi, görürsün sen. İnsan hiç olmazsa bir arar. Sınav şöyle geçti, böyle geçti diye. Ablama söyledim, çok iyi geçti. İyi. Rıza gel ablacığım. Gel içeri gidelim. Zelih sen kahvaltını bitir. Kahvaltı etti mi Rıza? Olsun, gel bir daha et hadi. Ben bir kahve alayım. Gel Rıza, gel annen çağırıyor. Zelih sen yerine. İkinizle de yemekten sonra konuşmak istiyorum. Benim hemen gitmem lazım. 2 saat yol gideceğim. Öğleye de fabrikaya yetişeceğim. Nereye oğlum? Bağa bakacağım abi. Bağa mı bakacaksın? Nereden icap etti bu şimdi? Bir yer gösterecekler. Ciddiye binerse konuşuruz. Sırası mı lan bağın şimdi? Otelin işlerine kafayı versen. Öbür gün temel atıyoruz. Hem seninle başka işimiz var bugün. Oğlum ortalığa çıkmayın bu aralar. Ne lüzum var temel atmaya falan? İnşaat başladı zaten. Ya herkes ne kadar merak sardı benim işlerime. Kafam kırılmadı, bacağım kırıldı. Seyhan, şu kahvaltımı edeyim beraber çıkıyoruz tamam mı? Abi, senin çıkmaman gerek. Doktor bir ay evde dinlenecek dedi. Öyle mi dedi? Ben duymadım. Oğlum maça çıkmayacağım ya. Ha burada oturmuşum ha fabrikada. İnsanlar geçmiş olsuna gelecek. Bugün çıkma bari. Nasıl biliyorsanız öyle yapın. Seymen, gidince öğleden sonra avukatı çağır. Ben de geleceğim, bir konuşalım. Hayrola? Şu Zeliha'nın miras davası için. Boş ver abla, bence hiç bulaşma. Zeliha 18'ine gelince bakarız. Neden Seymen? 10 yıl o serseri oğullarının malları yağmalamasını mı bekleyelim? Mala mı ihtiyacım var abla? Yıllardır seni kapılarından içeri sokmayan insanlardan mal mı dileneceksin? O miras Zeliha'nın hakkı. Ayrıca evet, mala ihtiyacım var. Tamam, para konularında rahatsızlığım var belli ki. Hazır hepimiz bir aradayken malları paylaşalım, bitsin o zaman. Ya abi, ne alakası var? Evet ya, bu konuyu kapatalım. Babamın mallarını bölemezsin Seymen. Hele bunu beni bahane edip asla yapamazsın. Sana kaç para istiyorsan veriliyor. Nedir bu para davası? Kendini küçük düşürmeye değer mi? Kocana 5 parası sokağa atan insanların parasını nasıl alırsın? Ne yapacaksın o parayla? Kaç paralık o miras? Ben vereceğim, söyle. 700 milyar civarı bir şey. Güzel. Ablamız uyuşturucu işinden payına düşeni almak istiyor. Zamanında kocasının ortak olamadığı, pay verilmemek için evliliği bahane edilerek evden kovulduğu işten. Şimdi ablamız payını almak istiyor. Adalet yerini bulacak, ne güzel. Dışarıdayım abi. Ha, tencereyi bana verin kızlar. Bu geleli hiç bulaşık derdi kalmadı değil mi Songül? Bu ne biçim hapislik seninki Haydar abi böyle? Bu sıcak sıcak daha iyi oluyormuş be. Hadi Haydar çıkıyoruz. Nereye? Sorma sahip olmazsa. Yürü yürü, ağan seni çağırtmış. Hangi ağan? Esas ağan, Seymen Karadağ. Hakkınızı helal edin. Helal olsun. Helal olsun. Girin. Rahatsız etmemek için bu saate kadar bekledim ama ne kadar çok uyudun yengecim. Hasta mısın? Hasta falan değilim canım. Ay. Yok, yeni uyandım. Ay hastanede perişan olmuşum. Duş yapıp iniyorum şimdi. İnmesen daha iyi. 20 kişi misafir var. Ay hadi ya. Kimler? Bizim ailenin köy kanadı. Artık bu bir ay sürer böyle. Bizimkilere ziyaret için bahane çıksın. Hiç kaçırmazlar. Bir keresinde küçükken benim dişim çekildi. Bütün köy ziyarete geldi. E ben çıkmayayım o zaman. Olur mu? Yarısı senin için. Şey için. Ay onu da mı duydular? Ya bunları sana sormadan aldım ama... çok da zevkliyiz hani. Nasıl bari işe yaradı mı? Vallahi yaradı. Hasta ettin oğlanı değil mi? Dans ettiniz mi şöyle sarmaş dolaşan öt bakayım? Pek sayılmaz. Ama biriyle tanıştım. Bak sen. Sınıfta bütün yıl gözünden mi kaçmış? Gel bakayım buraya. Ha? Sınıftan değil. Başkaları da mı vardı? Ya Meral'in abisinin birkaç arkadaşı gelmişti. Bir tanesi de şeydi. Biraz büyük ama ben bu kadar hoş birini hiç görmedim Bahar yenge. Acayipti yani. Normal şekerim. Pek fazla erkek gördüğünü söylenemez yani. Sana öyle gelmiştir. Kim bu sübyancı serseri anlat bakayım. Ya. Ya çok sinir. Hamzaoğullarının büyük oğlu. Kader Hanım'ın oğlu Tamer. Almanya'da okuyordu, dönmüş. Evet biliyorum. Bir kere karşılaşmıştık. Yani fena bir tip değil de. Ya koca adam o ya. Sen beni görecektin dün akşam. Kesin 25 falan gibiydim. Hah, aferin, tebrik ederim. 25'inde de 18 gibi olmaya çalışırsın. Beni piste bir çekti. Acayip dans ediyor. Dizlerim falan titredi ya. Salih oradaydı herhalde. Önce uzak falan dans ettik. Sonra... Ay sonrası rezalet. Sen kimle dans ettiğini biliyor musun dedi. Ben de biliyorum dedim. Bu dans bize pahalıya patlamasın dedi. Ben de parası neyse öderiz dedim. Salih diyorum, orada değil miydi? Hani uğruna haplar falan içtiğin çocuk. Öf, bırak onu, o çocuk daha. Dinle yenge, ben gidiyorum. Bu sabah aradı. Allah'tan kimse çakmadı. Meral'e gidiyorum. Arka kapılarında beni arabayla bekleyecek. Benim normal bir şeyler giymem lazım. Makyajı orada yapacağım. Şu makyaj çantanı alabilir miyim? Bende doğru düzgün hiçbir şey yok. Hayır Zeynep, böyle bir şey yapmayacaksın hayatım. Senin yüzünden 3. Dünya Savaşı'nın çıkmasını istemiyorum. Gitmek zorundayım. Ya salak mısın ya? O yaşta adam seninle 2 gün gezer tozar, sonra atıverir. Manyak mısın sen? Bu sefer gerçekten abilerin seni keser, gerçekten. Umrumda değil. Onunla baş başa birkaç saat geçireyim yeter. Aha ayrıca beni 2 gün sonra başından atacak adam anasından doğmadı. Lütfen şunları alabilir miyim? Seni direkt ihbar ederim. Bak şimdi arıyorum Seymen. Ay lütfen. Sen bari bunu yapma yengecim. Gece bir dakika bile uyumadım. Kalbim yerinden çıkacak gibiydi. Onu görmek zorundayım. Bıktım senden ya. Bak ben bunu bilmiyorum, tamam mı? Hiçbir şeyimi de alamazsın. Beni karıştırma. Bana akşam ayrıntılı rapor vereceksin. Ya. Sakın saçma sapan bir şey yapma. Bu tipler hemen yatmak ister. Bak gebertirim Zeynep. Ya daha neler yenge ya? Lütfen şunları alabilir miyim? Defol! Kimler gelmiş? Özledik lan Haydar. Semirmişsin vallahi değil mi Memo? İdamlıkları da böyle son günlerinde iyi davranırlar ya Bekir abi, o hesap. Memo sen kal yavrum. Ağam ben bir şey yapmadım ağam. Beni kandırdılar. Tehdit ettiler. Çekil lan. Bırak yürüve. Otur Haydar. Siz çekinin çocuklar. Bekir sen kal. Sana soracaklarım var. Sor ağam. Ne istersen söylerim. Ben seni kardeşim gibi severim. Senin için öl de ölem. Sus lan. Öleceğim zaten. Bari bir işe yara hıyar. Tamam, kimse ölmeyecek. Sadece konuşacağız. Haydar, babamın vurulduğu günü hatırlıyor musun? Hatırlamam mı ağam? Bekir'le katillerin peşine düştük. Ve bir tanesini kıstırıp bağ evine getirdik. Adam bize kendisini Ali'nin tuttuğu yönünde ifade verdi. Tam jandarmaya gidiyorduk ki vuruldu. O herifi ben tutmadığım için bir araştırma yaptırdım. Ucu geldi sana dayandı Haydar. İşin o kısmını çözdük. Yalnız bunların Mahmud Ağa'nın katilini bağ evinde tuttuğunu sana kim söyledi? Sana oraya gitmeni kim emretti? O iti bu mu vurmuş? Bırak Seyhan. Sırası değil. Emre kimden aldı? Şimdi anlat bakalım. Ne diyorsun ağam? Vallahi iki gözüm önüme aksın ki ben... Bak Haydar, tepem atmaya başladı. Aniden sıkılabilirim bu işten. Bankalardaki hesaplarını bulduk. Zamanın parasıyla çok iyi bir hesap açılmış sana. Akıllı ya. Parayı koymuş bankaya, 7'ye 8'e bölmüş. Böyle dilenci gibi dolanıyor. Tüh. Dava açılacak. Seni buradan paşa paşa jandarmaya götüreceğiz. Bak, avukat beyler de burada. Bizim işimiz seninle değil. Son olayda korumaları elden kaçırdık. Ustayı da vurdular. Sen de korumalardan başkasını tanımadın. Biraz yatar çıkarsın. Zaten kaza olayı karışık. Suçlu usta gibi görünebilir. Ama babamın olayında onun katilini vurma emrini birinden aldın. Senin yaptığını biliyoruz. Ve ispat edebiliriz. Silahı köyde bulduk. Üzerinde senin de parmak izin var. İsim lazım Haydar. Seni bağ evine kim yolladı? Kardeşin Osman Hamzaoğlu verdi emri ağam. Evet, senin tahmin ettiğin gibi Ali Bey. Sen kardeşinden bunu bekliyordun. Ama ben eniştemden beklemiyordum doğrusu. Demek senin Araplar Osman'ı bu işe soktular. Babam başlarına bela olmuştu. Ortadan kaldırılması gerekiyordu. Eniştemin tefecilere borcu gırtlağa dayanmıştı. Tehdit ediliyordu. İyi bir pazarlık yaptılar. Babama karşı büyük para. Ötme tehlikesi de yok. Karısının babasını öldürttüğünü itiraf edecek hali yoktu ya. Her bir işi evin içinde bitirdiler. Katili de buna hallettirdi. Sonra da Osman'ı mı öldürdüler konuşmasın diye? Yok. Onu tefeciler indirdi. İyi biliyorum. Uyanıklık etmeye kalktı zahir. Gelen para tatlı gelmiştir. Yeni işe girmiştir. Bir dahaki partiye öderim demiştir. Biz adamı kıstırıp jandarmaya ifade vermeye kalkınca işler karıştı tabii. Katil resmi ifadesinde beni Ali tuttu diyecekti. Savcılık Ali'yi alacaktı. Ve işin içinde Ali'nin olmadığı anlaşılacaktı. Ali elindeki güçle ve ilişkileriyle gerçek katili 5 dakikada buldurup pat diye temize çıkacaktı. Bir şey anladıysan var abi olayım. Ne var be anlamayacak? Bu Ali Ağa kaçak afyon işinde. Arap marap heriflerle iş yapıyor. Mahmud Ağam da her bir şeyi biliyor. Bunların tekerine çomak sokup duruyor. Bunun kardeşi Osman, Karadağların Dilara Hanım'ı alınca evden aforoz ediliyor. O da gidiyor borç harç, kaçak içki sigara işine giriyor. O zaman dükkanda satılmıyor sigara böyle. Ha babam tefeciden borç alıp mal getirtiyor. Sonra ödeyemiyor. Onlar da bir istiyorlar, iki istiyorlar. Çekip vuracaklar artık. Bu Ali Ağa'nın Arapları da Mahmut Ağa'ya gıcık ya. Kayınbabasını öldürsün diye Osman'a para veriyorlar. Ne yapsın Osman? Kendi mi ölsün? İyi, paramı alırım, tefeciye borcumu öderim diyor. Suçu da abime atarım. Mis! Zaten bu Karadağlar suçu ondan bilmeye dünden hazır. Evdeki yanaşmalara varana kadar 2 aile 100 senedir birbirine düşman. Ne olacak? Bana da kiralık katili vurdurtuyor sorguya alınınca. Kiralık katil de zaten Ali Ağa tutmuş sanıyor kendini. Ben de öyle sandım ya fren işinde. Tamam lan tamam. Ulan bu salak bu kadar şey nereden biliyor ya? Nereden biliyor ya? Bunun amcası Topal Hayri çok pis heriftir. O anlatmıştır. Eskiden derede yüzen bir ceset bulunduğu zaman ilk bu Topal'ı tutuklarlarmış. 2 gün sonra dayaktan perişan eve dönermiş. Evinin altında 50 küp altın bulunmuş bir keresinde de yine sıyırtmış. Bilmiyorum, hiç görmedim demiş. Dayaktan Topal kalmış, yine konuşmamış. Evet beyler, ifadesini imzalatın. Her şeyi güzel güzel anlatsın. Bekir, şu silahla ifadeyi al, kasaya kilitle. Şimdilik sadece kaza olayıyla ilgili yargılanacaksın. Biz babamın davası için Osman'dan ötesine delil toplayacağız. Osman'ı tutanlara isim isim ulaşınca bana yine lazımsın. Tahliye olduğun gün seni bana getirecekler. Çok sürmez, merak etme. Seninle yollarımız burada ayrılıyor Hamzaoğlu. Beni öldürtmeye çalışmadığına memnun oldum. Ama benim gözümde uyuşturucudan ölen yüzlerce genç insanın katilisin. Benim doğmamış çocuğumun da katilisin. Bu pislikleri buraya sen soktun. Ve yıllarca sen korudun. Kanıt toplamaya devam edeceğim. Lafımı dinletecek birini bulursam... Ve tabii senin sevgili ortakların seni veya beni hala indirmemişse... Sana hapishaneye iyi bir papaz bulup yollarım. Ona günah çıkartırsın. Ben kusacağım çünkü artık. Ulan şimdi yedim. Bekir! Kimse inmesin. Sürünün yolun ortasında işi var manyak. Gebertirecektin kendini de süründe. Ya toplarım ben şimdi onu. Hadi. Hadi. Hadi lan hadi. Hadi yürü. Elini çabuk tut. Hadi çabuk. Topla şunları. Hadi yürü yürü. İnme abi, ne olur ne olmaz. Bir şey yok. Bak orada ne var. Çok sinirli lan, bak kızdı bize. Çok körpe ağam. Alalım mı, çeviririz akşama. Hastasın sen Bekir Kirve, hasta vallahi. Şuna bak ya. Ne var lan? Kafamı tutuyorsun bize. Bak sen, kesecekler mi seni? Ya ağam hayvan dedim bak ağaca taşınır. Yakıştın mı şimdi ya? Dur lan, yalama lan, ben seni ağam değilim. Dur. Allah. Ne oldu Memo, niye durdun? Ya kusura bakma ağam, kaza yapmaktansa. Herkesin siniri bozuldu. Ben kullanayım bari. Hadi geç arkadaşlar. Sürate bak. Atmış kızı yanına. Ben sana evde sorarım Memo efendi. Boşluğunun paçasını Seyhan. Kim bu ya? Bu arabayı hiç bilmiyorum. Turisttir, kim olacak? Birileri geliyor. Tak şunu istersen. Ya uğraşma ha, başımıza iş almayalım. Aldık bile. Ne oluyor ya? Hamza'nın Tamer değil mi bu? Evet abi. Yanında şu anda görünmeyen kız da kız kardeşimiz Zeynep. Allah Allah, geliyoruz yavaş diye aradılar, bir saat geçti. Gene yoldan bir şey alıyorlardır. Ara istersen bir daha. Ya durmadan hadi neredesin diye aramak istemiyorum. Dikkatli aç. Of, ama bugünlerde öyle gerginim ki. Haklısın kızım. Dur ben arayayım. Ay, ver bakayım şu telefonu. Bana söylenemezler. Esas kız nerede kaldı? Cebi kapalı. Korumayı arayayım dedim. Telefonsuz gitmiş. Ay bıktım bunlardan. Efendim anne. Alo Seyhan. Evet anne. Ay geldiler işte. Neredesiniz oğlum, yemekler soğudu. Aa bu da nesi? Ay bana kuzumu getirdiniz. Evet. Ay. Gel. Ay. Bak. Ay. Ay gözlere bak, gözlere. Zeynep, yemek yiyoruz. Aç değilim. O yolda yedi anne, bırak. Siz yolda mı karşılaştınız? Evet. Arkadaşından dönüyordu, biz aldık arabaya. İyi, siz onu şımartmaya devam edin bakalım. Hale bak. Eve yemeğe gelirken durup hanımefendiye tutturdu diye yemek yediriyorlar. Hadi oturun. Ay. Nasılsın Seyhan ağa? Aman bırak abi ya. Ay bir kuzumuz eksikti. Kızım yere bırakın onu. Aa. Vazgeçme. Bak. O bile vazgeçmiyor. Herkese kafa tutuyor bu boyuyla. Hadi ama. Bahar, öbür gün Zeynep'i alıp İstanbul'a gitmen gerekiyor. Birkaç gün kalırsınız. Babanı görürsün. Adam son günlerde iyice gerildi. Telefonla doğru düzgün bir şey anlatamıyorsun. Hem Zeynep için iyi olur. Burada kalırsa elimden bir kaza çıkacak. Ne oldu, hepiniz çok garip davranıyordunuz? Yolda bir şey mi oldu? Evet. Hanımefendiye Hamzaların Tamer'in bindiği arabayla 200'e giderken rastladık. Gece arkadaşının mezuniyet partisinde rastlamışlar. Söylediğine göre oğlan ailelerin arasındaki gerginliği saçma buluyormuş. Öyle dostça görüşelim, akrabayız falan filan demiş. Bugün de tekrar Meral'in evinde karşılaşmışlar. Eve ben bırakayım demiş. Gibi bir sürü kızı yalanı. Canım çok sıkkın Bahar. Gerçekten bir de onunla uğraşmak istemiyorum. Tamam, benim için de değişiklik olur, gideriz. Sonra sen de gelirsin. Bir hafta sonra zaten kontrole gitmen gerekiyor. Evet. Evet. Ben bir su alayım. Aa yenge gel. Zeynep senin kadar salak az bulunur yani ha. Koca Kapadokya'da abinin geçtiği yolun bulduğun herifle gezecek gerizekalı. Ya böyle bir şey olamaz yenge ya. Bendeki şansa bakar mısın? İstanbul'a gönderiliyoruz. Ya ben sana ne diyeyim şimdi ya? İnanamıyorum. Mahvolduk. Mahvolduk. Evet bu kadar ağır bir cezayı hak etmiyorsun. Zavallı Zeynep. Ne yapacağız biz şimdi? Ya gülmesene. Bu bir ceza anlamıyor musun salak? Alçak abim. Bunu bize nasıl yapar ya? Bittik biz bittik. Ortak, nerede kalmıştık? İnip şu temeli atalım ya, kaçınıyorsun sen yine. Güzel bir otel olacak. Hı hı, güzel olacak. Hadi hadi bitince beğenirsin. Yürü arabaya. Buyur Zeynep, bir şey mi istedin? Hat istedim Fatma abla, hat. Hat var mı? Vallahi bilmiyorum ki kızım. Kaç gündür hep kesik. Herkes cep telefonuyla konuşuyor. Benimkine el kondu. Bana hat lazım. Mühim bir şeyse git ameliyatten konuş. Oldu. Kapıdakiler ne olacak? Zeynep, numarayı ver ben ediverem komşudan ha? Tamer mi aranacak? Ne denecek sen de bana. Ben belli etmeden kızların oradan arayıverem ha? Ben yarın yengemle İstanbul'a gidiyorum. Bu Gül ablanın oğlu Murat'ın cebi. Beni öbür gün bu numaradan arasın tamam mı? Söyle telefonunu falan almışlar. Durum çok kötü. Hiçbir şekilde sizi arayamıyormuş de. Tamam. Oğlanın numarası kaç? Yaz avcuma. Bu 5 mi? Aman 5. Sağ ol. Bana kalırsa atlasın uçağı o da gidiversin İstanbul'a. Orası koca yer. Gelin abla da idare edeverir sizi. Rahat rahat görüşürsünüz ha? Öf bilmiyorum. İstanbul'a mı gidiyorsun? Mecburen. Götürülüyorum. Abine Tamer'le yakalanmışsın. Sadece arabayla dolaşıyorduk. Bazı aile davalarını konuşmak istemişti. Abarttılar işte her zamanki gibi. Boş ver. Sana da değişiklik olur. Nasıl olsa görüşemiyorsunuz. Hiç olmazsa kafan dağılır. Düşünmezsin. Hadi sana şimdiden iyi yolculuklar. Sen nereye? Meral çağırdı. Gün batımı partisi gibi bir şey varmış. Şarap filan alıp kaleye çıkacağız. İkiniz mi? Başka kim var sormadım bilmiyorum. Hadi yavrum iyi yolculuklar. Uçaktan iner inmez beni arayın. Tamam. Ay, nereden çıktı bu İstanbul pat diye anlamadım. Hadi anne uzattın ama. Bahar'ı yollamazsam o sinirli kayınpederim buraya gelecek. Daha mı iyi? Hadi uçak kaçacak hadi. Aa şuna bak amma meraklı bizi sepetlemeye. Hadi hadi bıktım senden hadi yeter. Öyle evliliklerde 6 ayda bir havalanmak iyidir. Bana bak. İyice gezdir tozdur ambale et, tamam mı? Ben de işleri toparlayayım, haftaya oradayım. Ya ne adamsın sen ya. Seyhan, götür şunları. Kafamı dinleyeyim ya. Hadi oğlum. Telefonlar hala kesik mi Bekir Kirve? Açılmış olabilir ha. Bir bakayım. Allah'ım bugünleri de gördüm çok şükür. Ay ölüyorum. Buyurun. Teşekkürler. Ben odama gidiyorum. Hayır. Dur çabuk abini ara. Senin yüzünden 2 kere yüzüne kapattım telefonu. Elim para ödemekten hiç boş kalmadı ki. Ay ayaklarım anneciğim. Daha yemeğe gideceğiz. Bu ne zulüm ya Rabbim. Alo abicim. Maşallah. Ne yapıyorsunuz kızım siz orada? Daha adam gibi 2 dakika konuşamadık. Yok ya. Bak sen. Oteli beğendin mi? Sen onu söyle. İyi. Programda ne var şimdi? Şimdi geldik işte. Hemen giyinip süsleniyoruz ve otelin barına gidip bir şeyler içiyoruz. Birazdan Yaman abi de gelecek, bizi alacak. Mehtap çıktı. Buradan çok güzel olurmuş. Sonra da Gül ablalarla beraber Boğaz'da yemeğe çıkıyoruz. Ya ver artık ver, bayıltma adamı. Abi. Yarın Yaman abinin yatıyla Boğaz'da tura çıkacağız. Koca bir yatı varmış. Sonra da akşam evinde bize risotto yapacak. Risotto ha? Güzel. İyi mi yapıyormuş risottoyu? Yengeni versene artık güzelim. Gene konuşuruz sonra. Tamam abicim. Yenge. Aa, bir dakika, cep telefonu çalıyor. Aa, geldin mi Yaman? Ya biz yeni gelebildik. Hemen hazırlanıp geliyoruz. Sen bir şeyler içe dur, tamam mı? Bekle abi. Yaman abiyle konuşuyor. İşim var Zeynep. Sonra konuşuruz. Hadi. Tamam, geliyoruz. Ver. Kapattı. İşi varmış. Öyle mi? Kızdı galiba. Sen ara istersen. Ne arayacağım ya? İşi varmış. Baksana. Çok basit ya. Tut bakayım şurayı. Tamam. Buradan basıyorsun orsalamak için. Sonra böyle boşluğunu alıyorsun. Yap bakayım. O kadar değil. Bayağı yetenekli kızım. Seymen'le görüşecektin. Bahar'ın nesi var? Dün gece de çok tatsızdı. Seymen'ini özledi herhalde. Sabahtan beri ulaşamıyor. Hadi bakalım, oyun bitti. Kaptan geçiver. Hala mı toplantıda? Sabahtan beri. Sabah da toplantıdaydı. Ne oldu Bahar? Bir terslik mi var? Sabahtan beri elde telefon. Seymen'e ulaşamıyorum. Evi aradım, çıkmış. Cebi kapalı. Fabrikayı arıyorum, sürekli toplantıda. Uyuz oldum ya. Toplantısı bitince arar. Hadi gel oturalım. Seninki arıyor. Kaydet numara. Burada nöbette dur. Bizimkilere bak. Alo. Merhaba, ben bir yattım. Boğaz'da geziyorum. Sen neredesin? Şu anda önümden bir yat geçiyor. Acaba onun içinde misin? Ne? İstanbul'da mısın? Bana bak, başlatma toplantısından. Bana çabuk Seymen'i bağla. Yani Bahar, gecenin içine ettin yani. Ne kıymetli kocan varmış. Ya kadın bütün gün ne zaman arasam toplantıda dedi. Ve beni bir saat bağırttı. Bak bu saat oldu, hala düşüremedim. Ya öldü falan da benden mi saklıyorlar acaba? Deli misin kızım? Avukat 2 kere konuşmuş. Ben de rahatsız oldum. Adamı aradım biraz önce. 4'te konuşmuş en son. Ya evet, biliyorum. Benimle konuşmak istemiyor. Peki, güzel. Ben de onunla konuşmuyorum. Hadi keyfimize bakalım. Hop. Allah! Çok açım. Ya sen emin misin? Senin yaptığın yemekle. Yani bilmiyorum ama... Pizzacı telefonu falan var mı? Tedbir olarak yani. Ya yenge, gerçekten başardı. Ben de inanamadım ama. Hadi bir an önce yiyelim. Ben onda çıkacağım. Kızım, burada kulüplere gece 12'den önce gidilmez. Murat onda gelecek, bilemem. İyi, tamam. Biz de 12'de gideriz. Hadi gel şu risottoyu kurtaralım. Ne güzel bir şehir burası yengecim ya. Rüya gibi. Otur otur. Murat dayanamadı, erken geldi galiba. Bana bak Zeynep, bu çocuğun da mı aklını karıştırıyorsun yoksa? İnsanın adı çıkacağına. Risotto ha? Şu risottodan biz de yiyelim bakalım. Adama öyle risotto yedirmezler hanımefendi.